Sonra ne oldu? Anama Esma'nı anlat. Sonra Halit Ağa, Kadir'le Selahattin annesi Zümrüt'e, ben gidiyorum, birkaç gün sonra döneceğim. Sen de çocuklarını al, evi terk et dedi. Kadıncağız günlerce ağladı. Hele o küçük Selahattin'in minicik parmaklarıyla annesinin gözyaşlarını bir silişi vardı. Yürek dayanmazdı Cemal. Bırak bunları Esma'na, bana anamı anlat. Tamam. Sonra kadıncağız evi terk etti. Annem burada kalmıştı. Ama Halit Ağa'nın onu da evden kovması uzun sürmedi. Birkaç... Dokunma. Sonra ne yaptı, nereye gitti bilmiyorum. Yalnız bir akşam... Halit! Aç kapıyı! Remziye kızım. Halit evde mi Seyit abi? Edremit'e gitti o. Sen iyi misin? Söyleyin Halit'e çocuğumu getirdi. Ben bakamıyorum. Ne anam babam istiyor ne kardeşlerim. Gidecek yerim yurdum yok. Başımı sokacak bir evim yok artık Esma kadın. Bebek sana emanet. Ama sen bak. Benim yanımda yaşıyor mu? Hasta zaten, ne olur Esma kadın. Senin bebeğini kaybettiğini biliyorum. Ne olur bak yavruma. Analık et ona. Ama sen bak. Ne olur Esma kadın. Adını Cemal koydum Esma kadın. O gece Remzi'ye gitti. Ondan sonra Esma ile ben Cemal'i kendi evladımız gibi büyüttük. Bir zaman Marika'nın yanında kalmış Remzi'ye. Söylendiğine göre de arada bir Halit'i rahatsız edermiş. Sonra kadıncağız ortadan birdenbire kayboldu. Ne ölüsü bulundu, ne de bir haber çıktı. Peki amca baban bilmiyor mu Cemal'in oğlu olduğunu? Biliyor, bilmez olur mu? Geldiğinde her şeyi anlattım ona. Bağırdı, çağırdı, inkar etti. Bu çocuk benden değil dedi. Kim bilir kimden peydahladı bu piçi dedi. At sokağa dedi. Adi herif. Ben de olmaz. Ben bakacağım dedim. Öylece kabul mü etti peki? Yok. Şart koştu. Annesinin hikayesini kimse bilmeyecek dedi. Kimseye anlatmayacaksın dedi. Hatta çocuğun kendisi bile bilmeyecek bu hikayeyi dedi. Söz ver dedi. Sen de söz verdin ha amca. Ne yapsaydım Ali? El kadar bebeği sokağa atıp ölüme mi terk etseydim?